Uyuşturucu madde üretmek, ticaretini yapmak ve madde bağımlılığı noktasında kamuoyunda son süreçte yaygın bir şekilde artış olduğu hepimizce bilinmektedir. Türk Ceza Mevzuatı kapsamında bakıldığında kişilerin ekonomik açıdan avukat tutma noktasında gerili durumu itibariyle mümkün olmaması, çocuklar açısından kendini savunma noktasında sağlık durumu itibariyle mümkün olmayan yurttaşlar açısından adli merciler tarafından talep olması durumunda Diyarbakır Barosu tarafından avukat görevlendirmesini yapmaktayız. Bu rapor kapsamında uyuşturucu madde suçları açısından zorunlu müdafilik kapsamında yapmış olduğumuz avukatlık görevlendirmelerine ilişkin olarak 2020 pandemi yılı ve sonrasındaki yıllara ilişkin olarak artan bir şekilde uyuşturucu madde suçlarına ilişkin olarak yapmış olduğumuz tespit ve önleyici faaliyetler kapsamındaki değerlendirmelerimize ilişkin bir rapor tanzim ettik. 2020 yılı içerisinde ki pandemiden kaynaklı olarak yoğun bir tecrit, seyahat yasaklarının, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bir dönemde bile 3200 dolayında avukat atamasının uyuşturucu madde suçları kapsamında yapıldığını gözlemledik. Bu sayı 2021 yılı içerisinde bakıldığında 3800'lere ulaştığını ve bir önceki yıla nazaran da %19 dolayında bir artış yaşandığını gözlemledik. 2022 yılına geldiğimizde sayının 4300'leri aştığını ve 2020 yılı itibariyle de değerlendirildiğini %35 dolayında bir artışın 2 yıl içerisinde gerçekleşmiş olduğuna dair bir değerlendirmeyi gözlemledik ve tespit ettik. Bütün bunlar kendi içerisinde değerlendirdiğimizde aslında uyuşturucu madde suçlarına ilişkin olarak önleyici faaliyetlerin Anayasa'nın 58. maddesi kapsamında devletin bir yükümlülüğü olduğunu ve fakat bu yükümlülüğün etkin bir şekilde işletilmediğini noktasında istatistik verilerle bir değerlendirmemiz mevcut oldu. Pek tabii ki devletin bu yükümlülüğü gerçekleştirmesi açısından madde bağımlılığıyla mücadele yüksek kurulu şu anda hali hazırda Cumhurbaşkanı yardımcısının koordinasyonunda 11 bakanlığının eş güdümünde yürütülmektedir. Bu madde bağımlılığıyla mücadele yüksek kurulunun bir alt kurulu olan Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı dahil olmak üzere 11 bakanlığın bakan yardımcısı ve kendi içerisinde çeşitli devlet kurumları yer almakta. Fakat Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın görev aldığı bu kurulda sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, uyuşturucu madde kapsamında madde bağımlılığı mücadelede görev alabilecek bu alanda uzman sivil toplum örgütlerinin bu çalışma kapsamında yer almadıklarını da tespit ettik. Önleyici faaliyetler kapsamında birincisi aslında madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kişinin maddeye ulaşımın önüne geçmek açısından yürütülecek olan adli ve idari faaliyetlerdir. Bu anlamda bir farkındalık çalışması yürütülebilir. Bu anlamda uygulanacak olan cezai müeyyidenin kapsamı, türü değerlendirilmek suretiyle kişiler açısından bir farkındalık yürütülecek eğitsel bir çalışma yürütülebilir. Fakat bu eğitsel çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini ve hatta okul ve sağlık kuruluşlarına yakın yerlerde hatta okul önlerinde bile uyuşturucu madde ticaretinin yer yer yapıldığını kamuoyu yansıyan bilgilerden de takip etmekteyiz. Madde bağımlılığı noktasında maddeyle temas etmiş kişiler açısından bakıldığında da aslında bunun madde kullanımıyla mücadele kapsamında gerek adli bir işlem olarak uyuşturucu madde kullanma suçu yönünden adli makamlarla yapılacak olan tespit ve bu anlamda yürütülecek olan yargısal süreç içerisinde denetimli serbestlik mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Bu anlamda sağlık tedbirinin uygulanarak kişinin madde kullanımı noktasında madde kullanımının engellenmesi açısından gereken denetimli serbestlik süreci içerisindeki rehabilite çalışmasının yürütülmesi lazım. Üçüncü nokta da aslında gerek madde kullanımı gerekse de uyuşturucu madde ticaretini yürüten şahıslar açısından bakıldığında da aslında adli bir mekanizma üzerinden yürütülecek olan ceza soruşturması neticesinde bu kişilerin suç tanımına göre, eylemlerine uygun suç tanımına göre yargılanmaları ve etkin bir yargısal süreç neticesinde cezalandırılmaları gerekir. Fakat Türkiye'de gerek ceza mevzuatında yapılan değişiklikler, gerekse de infaz kanununda yapılan değişiklikler incelendiğinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak uygun ceza müeyyidesinin sağlanamadığını ve infaz süreçlerinin de son süreçte yaşanan değişikliklerden kaynaklı olarak suç tanımına uygun ne cezanın verildiğini ne de bir infaz sürecinin işletildiğini görmekteyiz. Cezaların ve infaz süreçlerinin de bu anlamda ıslah edici olmadığını, işlenen suçun bir daha işlenmemesinin noktasında caydırıcı bir etki yaratmadığını görmekteyiz.
Yani Diyarbakır Barosu olarak hazırlamış olduğumuz raporda da görüleceği üzere aslında 12 yaşından küçük çocukların madde kullanımı ve maddeyle temas ederek uyuşturucu madde ticareti boyutuyla adli kayıt işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. 2021 yılı içerisinde baktığımız zaman 8 çocuk açısından adli kayıt oluşturulurken 2022 yılında ise bu sayının 16'ya çıktığını ve 1 yıl içerisinde %100'lük bir artışın yaşandığını görmekteyiz. Bu durum aslında çocukların madde kullanımı ve maddeyle temasının engellenemediğini, bu anlamda önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmediğini bizlere göstermekte. Diyarbakır ve bölge kentleri açısından da benzer bir durumun 2023 ve sonrasında da yaşanma ihtimali karşısında aslında bu anlamda önleyici faaliyetlerin gerek farkındalık çalışması, gerek eğitsel çalışmalar gerekse de bu anlamda yürütülecek olan adli süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmek kaydıyla uyuşturucu madde kullanımının, ticaretinin, üretilmesinin engelleyici boyutta idari anlamda önlem düzeyinde yürütülecek olan çalışmanın etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Barosu olarak paylaştığımız veriler aslında asgari somut verileri içermekte ve bu anlamda adli kayıt oluşturulan dosyalara ilişkin sayıları içermektedir. Pek tabii ki bölge kentlerinde de Diyarbakır'ın büyük şehir olmasından kaynaklı olarak benzer durumların yaşandığını, benzer sayısal verilerin istatistik anlamda oluştuğunu kanaatindeyiz. Ancak Diyarbakır açısından bizim Diyarbakır Barosu olarak sunmuş olduğumuz verilerin asgari ve somut veriler olduğunu, bu verilerin aslında çok daha fazlasının adliyede işlem gören dosyalar açısından mevcut olduğunu kanaatindeyiz. Çünkü kişilerin özel avukat tutma pratiklerinin adli soruşturmalar kapsamında yaygın olduğunu ve bu sayıların da önemli ölçüde artış gösterebileceğini hepimiz bilmekteyiz. Yani bu istatistik veriler bizlere Anayasanın 58. maddesindeki önleyici faaliyetlerin yürütülmesi ve kişilerin madde bağımlılığıyla mücadele noktasında yürütülecek olan çalışmaları da esas alınmasını amaçlamaktadır. Biz pek tabii ki Madde Bağımlılığı ve Mücadele Yüksek Kurulu'na Diyarbakır Barosu olarak kamuoyuna sunduğumuz raporu sunacağız ve bu anlamda önleyici faaliyetlerin yürütülmesi adına etkin bir çalışmanın yürütülmesi noktasında taleplerde bulunacağız.